Bu çalışmamızda bahar dalları yapacağız. Bu çalışma için 0,30 milimetrelik çiçek teli diye de tanınan tel kullanacağız. Bunun çok muhtelif renkleri var. Kum boncukları 4 milimlik, 6 ve 8 milimlik yuvarlak boncuklar, çapı 1 santimetre Hint boncukları, damla boncuklar ve çeşitli çiçek ve yapraklar camdan, plastikten, piyasada mevcut her türlü boncuktan bu çalışmayı çok keyifle yapabiliriz. Çok rahat, keyifli çalışacağımız bir iş. Alet olarak sadece yan keski kullanıyoruz ve ellerimizi kullanıyoruz. Telden yaklaşık bir 50 santim kadar ölçüp kesiyoruz. Bu ölçüden 3 adet almamız gerekiyor başlangıç olarak. 3 adet tel keseceğiz. Bu parça kesik bir parça çıktı içinden. Şöyle ikiye. Ve üç. Yaklaşık 50 santimlik gibi 3 parça tel aldım. Bu tellerin uçlarını yan yana bir araya getirdim ve gözlüğümü taktım. Tellerin ucunu bir U harfi gibi şöyle büküyorum. Hepsini beraber bir arada ve bu U'yu bir yuvarlak oluşturacak şekilde kendi etrafında büktüm. U'dan kalan ucu da yan keskiyle kesip çıkarıyorum. Bu arada asıl telleri kesmemeye dikkat ediyorum. Bu kalan tellere üçüne birden yaklaşık şöyle 19-20 tane kadar kum boncuğu geçireceğim. Eğer sayıyı aklınızda tutmak zor gelirse ya da 19-20 gibi hani hatırlamak zor olursa, üç parmak, elinizin üç parmağı gibi bir ölçü diyelim. Boyun ense kısmını meydana getirecek takının şu başlangıçtaki ense kısmını meydana getirecek kısımdır. Hani 19 olmaz da 25 olur ya da 15 olur. Daha iri boncuk kullanırsanız. Bunu dizdiğim boncukları yaptığım yuvarlağın başlangıcın yanına şöyle getiriyorum. 3 teli birden geçireceğim. Burası biraz sıkıntılı ve çok yavaş ilerleyen bir kısmıdır. 3 teli birden geçirmek. Tek tel kolay geçer de üçünü birden hizalayıp geçirmeniz biraz elinizi oyalayacak. Ama en sıkıntılı yeri burası. Bundan sonrası çok kolay, zevkli. Bakın şöyle yan yana diziyorum. Evet, 20. boncuğu da 3 tele birden geçirdim. Bu boyun kısmıdır. Şimdi telleri 3 teli ayrı ayrı kullanarak bir takım dallar meydana getireceğim. 4 boncuk alıyorum. Muhtelif renkte, karışık. Bir tane de çiçek alıyorum. Çiçeğin ortasından teli geçiriyorum. Ve bir kum boncuğu daha alarak tam dibe kadar, diğer boncukların yanına kadar geliyorum. En son taktığım kum boncuğunu atlayıp alttaki çiçek ve diğer 4 kum boncuğundan geldiğim yere geri dönüyorum. İçlerinden geçerek. Dibine kadar, bulunduğu yere kadar tellen geri döndüm. Teli çektiğim zaman bir çiçek, bir dal ve bir çiçek oluşturmuş oldum. Şöyle. Şimdi bunun devamı olarak 3 tele birden tekrar 3 kum boncuğu geçiriyorum.
cam çiçekler şart değil, plastik olabilir, metal çiçekler olabilir. Malzeme satılan yerlerde, takım malzemesi satılan yerlerde madeni yapraklar, madeni aralar da var, ara parçalar. Onlar da çok hoş duruyorlar. Veya kalmış bütün malzemelerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer tele geçiyorum. Yine 4 tane kum boncuğu aldım. Bu sefer bir damla aldım. Damla boncuk şöyle. Damla boncuğa girdim. Tekrar bir kum boncuğu aldım. Yok, gene mor almayayım. Pembe alayım ki damlayı, çünkü kırmızı seçmişim, meydana çıkarsın. Ha, burada böyle boncukların renklerine, tonlarına, birbirlerini desteklemelerine dikkat edebilirsiniz. Bu sefer damlanın yanındaki kum boncuğunu, damlayı ve diğer tarafındaki kum boncuğunu, yani şu üçlüyü, en son taktığım üçlüyü atlıyorum. Diğer ilk dizdiğim üç kum boncuğuna geri dönüş yapıyorum telle. Dolayısıyla onları, damlayı yanındaki iki kum boncuğuyla birlikte uçta bırakmış oluyorum telin ucunda. Bakın böyle bir dal yapmış oldum bu sefer. Tekrar 3 kum boncuğu alıyorum. 3 tele birden. Bakın tellerin iki tanesini kullandığım için birini burada, diğerini de damlada, boyları kısaldı. Üçüncü işlemde uzun kalan üçüncüyü kullanacağım. Böyle ayarlayabilirsiniz. Hangisi fazla kullanılmışsa, az kullanılmış olana boncuk takarsınız. Bu şekilde bunları aşağı yukarı aynı hizaya getirmiş olursunuz. Çiçek telinin o kadar çok renkleri çıktı ki, kum boncukları da keza çok geniş bir renk seçeneğine sahip. Böyle benim sevdiğim gibi lilalar, eflatunlar, yeşil tonları. Bu sene yeşil çok moda. Çimen yeşiliyle, yaprak yeşiliyle, limon küfüyle, çok çeşitli yeşil tonları, turuncular, kahve tonları, sonbahar renkleri. Çok güzel. Düşünsenize bunu, tarçın tonları, kahvelerle birlikte yaptığınızı. Gerçekten benimki ilkbahar kolyesi oldu. Evet. Bu şekilde aşağı yukarı bu sefer bir çiçek taktım. Boynunuzun ölçüsüyle uygun bir uzunluğa kadar, daha aşağıda ve daha yukarıda isteyebilirsiniz. Şöyle ölçmenizi öneriyorum. Aşağı yukarı şöyle bir karış kadar bu dallara, çiçeklere devam ediyorsunuz. 4 kum boncuğu alıyorsunuz. Ucuna bir yaprak ya da çiçek artı bir kum boncuğu daha alıyorsunuz. Kum boncuğundan geri dönerek çiçeğin ve daha önce dizdiğiniz kum boncuklarının içine giriyorsunuz. Ve dal üzerinde başladığınız yere geliyorsunuz. Böyle dallar oluşturarak bu işe devam ediyorsunuz. Yaklaşık bir karış kadar uzunluğa gelinceye kadar. Bahar dallarını yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bir tane iri boncuk, 1 santim çapında olan yassı yuvarlak bir boncuk alıyorum. Bunu da bir çiçek haline getireceğim. 3 tele birden boncuğu geçirdikten sonra iki yandaki telleri boncuğun etrafını çevirecek kadar, 7-8 tane oluyor aşağı yukarı bu, kum boncuğu geçiriyorum. 6, 7 ve 8. Kum boncuğu alıyorum ve yuvarlak boncuğun, ortadaki yuvarlak boncuğun üst kısmından aşağı doğru teli geçiriyorum. Bakın yarım bir çerçeve yapmış oldum boncuğa. Çiçek gibi. Ondan sonra ayçiçeğine benziyor. Ortada koca bir yuvarlak. Diğer tarafı içinde gene 8 kum boncuğu alıyorum. Bu etrafını çevirdiğiniz kum boncuğu sayısı ortaya koyduğunuz boncuğun büyüklüğüne göre her seferinde değişir.
Benim kullandıklarım 1 santim çapında. Onun için 8 kum boncuğu anca çevirdi etrafını. Her iki tarafından da yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Ortadaki boncuğun üst kısmından aldığım kum boncuklu teli geçiriyorum. Bakın böyle bir çerçeve gibi boncuğu çevriledim. Ve de bir çiçek meydana getirmiş oldum. Bunu bu boncuklarla da mesela şöyle uzun oval boncuklarla da yapabilirsiniz. Yeteri kadar kum boncuğu. Mesela bunu 3 taneyle çevirebiliyorsunuz. 3 kum boncuğuyla etrafına çerçeve yapabiliyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu 3 tele birden kum boncuğu geçiriyoruz. 3-4 tane. Akabinde tek tele 4 kum boncuğu artı bir yaprak veya çiçek. Ondan sonra bir kum boncuğu. Çiçekten geri dönüyorsunuz başladığınız yere. Böyle dallar meydana getiriyorsunuz. Ben burada bir tarafta daha dolu çiçekler, yapraklar, bir tarafta daha zayıf bir dal, iki dal farklı karakterde kullandım. Hazırladığım gene aynı yapıda iki dal var. Biri daha zayıf, biri daha dolu. Bunların hazırlandıktan sonra her iki taraf için ayrı ayrı ortada birleştirilmesine geçeceğim. Burada altlarda kalmış telleri ortak boncuklarla birleştirmeye gidiyorum. Mesela bir tane gene o 1 santim çaplı yassı Hint boncuklarından bir tane aldım. Bir tarafa geçirdim. Bunun etrafına gene tellerle kum boncukları geçireceğim. Artık bu ortadaki birleştirme aşamasında sizin hayal gücünüze çok ihtiyaç var. Tamamen doğaçlama çalışacaksınız. Bu takıdan her yaptığımda ben farklı takılar elde ettim. Bir tanesi de diğerine benzemedi. İnanın çok çalışıyorum aynısını yapabileyim diye, olmuyor. Çünkü tellerin gelişi, birbirlerini takip edişleri. Bakın yarım bir çiçek meydana getirdim burada. Şimdi diğer tarafını yapıyorum. Yine kum boncukları alarak. Bu da takının sürprizli olmasını sağlıyor. Her biri diğerinden farklı oluyor. Eğer kızlarınız, birden fazla kızınız varsa ve derlerse ki anne bana aynısından yap, kavga edebilirler. İnanın aynısı çıkmıyor kolay kolay. Benzeri oluyor. Böyle boncukları düşürüyorsunuz arada. Evet. Bu orta çiçeği de yaptım. Şimdi buna birleştirme aşamasındayken hem bu taraftan gelen teli hem bu taraftan gelen telleri birlikte rahat alabilecek boncukları kullanmaya dikkat ediyorum ortada birleştirme aşamasındayken. Burada mevcut teller var. Şimdi diğer dalın tellerini de gene aynı boncuğun ortasından aşağıya doğru indireceğim. Boncuğun üst kısmından aşağı doğru inmeye çalışıyorum. Evet. Bakın iki tarafı bir araya topladım. Boncuktan bir sürü teller çıktı. Bu telleri boyunda yaptığım işlemleri tekrarlayarak çeşitli dallar, çiçekler ve tohumlarla şu orta kısmı dolduracağım. Bunu tamamen doğaçlama yapıyorum. Hatta bakın şu iri boncuklardan da, şimdi ortada bir iri boncuğumuz var, bir doluluk meydana getirelim orada. İri boncuklardan da kullanalım. Kum boncuğu yerine iri boncuk. 8 milim çapında
8 milimlik boncuk olarak geçen yuvarlak boncuklarla bir çerçeve gibi yapacağım. Ölçüyorum, bakıyorum gelişi nasıl. Bir tane daha ister diyorum. Bunu her seferinde ölçmek gerekiyor. Tekrar ortadaki iri boncuğa girdim. Bakın böyle bir süsleme yaptım buraya. Ve ortaya da bir doluluk meydana getirdim. Aynı şekilde. Şunları da çekiyorum. Bu arada dikkat edeceğiniz tellerin şu an birbirlerine çok bağlı değiller. Bu kısmın, diğer tarafın yukarı doğru kaymaması. Kayarsa telleri aşağı çekerek bunu dengeleyebilirsiniz. Yine süslemelere devam ediyorum. Yapraklarla, dallarla. Sistemi aynıdır bu işin. Tellere boncukları geçiriyoruz. Ucuna bir çiçek, bir yaprak ve sonra kum boncuğu geçiriyoruz. Kum boncuğunu atlayıp çiçekten geri dönüyoruz. Ve bir dal meydana getirmiş oluyoruz. İşin başında dalları yukarıya doğru çalışma kolaylığı açısından yerleştirin, daha rahat çalışırsınız demiştim. Şimdi dalları artık dizayn aşamasında aşağı doğru indiriyorum. Bir şekilde vererek birlikte. Çiçeklerin üstlerine doğru. Yaptığım dal ve tohumları şöyle biraz havalandırıyorum. Şekil veriyorum. Evet. Bilhassa boyun kısmına birer klips takacağım. Hatta bir de zincirle şöyle süslemeyi düşünüyorum kapatırken, daha hoş olur. Ensenizden sallanan bir zincir. Halkayı açtım. Kapamanın önce bir tarafını, sonra diğer tarafını boyun kısmına düşmezse geçireceğim. Biraz fantazi bir böyle kapama kullanırsanız daha hoş olur. Fantazi bir kolye. Halbuki yapımı ne kadar keyifli, basit. Televizyonun karşısında otururken böyle bir tık 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 yapılabilecek bir şey. Kolay kolay. Hem de insanın stresini alan, rahatlatan bir iş. Telleri vurmak böyle. Evet. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.